Son oturuma geldik. Deniz sektörü ve beklentiler. Evet, deniz sektörü ve beklentilerden çok önemli konuşmacılarımız var. Ben tanıştırmak için seni bu işe yönlendiriyorum. Sen mutlaka misafirlerimizi tanıt insanlara. Tamam. Çok teşekkür ederim Gökhan. Sağ olun hocam. Saygılar, size de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi deniz sektörü zaten Okyanuslar Günü'yle yine direkt temasta olan, hatta ondan beslenen ve okyanusun o tüm nimetlerinden faydalanırken de ona olan bir vefa borcunu da ödemeye çalışan bir sektör. Bunu konuşacağız. Nadir Kaptan aramızda, Derin Shipping'den Nadir abi ilk konuşmacımız. Beykoz Denizciler Derneği'ne, yine bir balıkçı kasabası olan Beykoz'un o nasıl kültürüyle yoğrulduğunu, o kadim bey balıkçılık geleneğinden, denizcilik geleneğinden bugüne kadar nasıl geldiğini anlatacak. Nadir Kaptan, sana dönüyoruz hemen. Evet, Kaptan merhaba. Herkese çok saygılarımı sunuyorum. Saatlerden beri bütün akademisyen hocalarımız çok değerli bilgiler verdi. Başta Bayram Hocam ve siz olmak üzere sizin şahsınızda hepsinden saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bizim bu kadar akademisyenin içerisinde konuşacak cümlelerimiz çok da çok büyük sizin ufkunuz açacak kadar olmayabilir. Biz denize olan sevgimiz, denize olan bağlılığımızı sizin bu akademik görüşlerinizle birleştirerek inşallah özlediğimiz denizle ilgili çalışmalara bir katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Şimdi ben kendi şahsım olarak Paşabahçe Boğaz çocuğuyum. Doğduğumdan beri denizin içerisinde. Aynı zamanda Bayram Hocam da mahallemden büyüğümdür kendisi. Dolayısıyla bizim yaşadığımız coğrafyayı, yaşadığımız mahalleyi benden daha iyi bilir. Denizcilik bizde doğuştan itibaren, gerçekten doğuştan itibaren bir tutku haline geldi. Ben kendim Bayram Hocam hatırlar, Paşabahçe'de arabalı vapur iskelesi vardı, ahşap. O iskelenin altında büyüdüm. O şekilde bir çocukluğumuz geçti. Annemizden, babamızdan izin almadan Boğaz'ın meşhur Çingene vapuruyla, sırf gemide olmak için, sırf denizde buluşmak için Boğaz'ın meşhur Çingene vapuruyla Paşabahçe'den Eminönü'ne kadar gidip Eminönü'nden tekrar akşama kadar aynı vapurla geri geldiğimiz olmuştur. Allah rahmet eylesin eğer öldüyse. 8 yaşındayken kalender vapuru vardı, bilmiyorum büyüklerimiz hatırlarlar. Kömürlü kalender vapuru. Çok rica etmiştim 8 yaşındayken o vapura bindiğim zaman. Çok rica etmiştim köprü üstüne bir çıkabilir miyim diye. O köprü üstüne çıkıp da o köprü üstünün verdiği heyecanla camı dahi göremeyip o heyecanla denize bakma hevesiyle cama kafa atıp hem kendimi yaraladım hem de gemiye bir hasar verdim. Kaptanı da çok babacan bir isimdi. Allah rahmet eylesin eğer öldüyse. Yani deniz insanda öyle heyecan yapıyor. Ne yazık ki hiçbir şey görmüyorsunuz. Konumuzla ilgili olarak da gerek çocukluğumuzla ilgili hatıralardan birazcık paylaşmak isterim. Bayram Hocam, eskiden biz Boğaz'da kofana avlardık. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Evet, tabii. Bilmiyorum şimdi var mı hocam, kofanalar kaldı mı? Yok, kofana ne yazık ki, kofana değil, normal balık bile yok ne yazık ki. Çok az kaldı. Ama ümitsiz değiliz. Bu toplantıların sonuçlarından birisi de çığlıklarımızı, haykırışlarımızı, tecrübelerimizi, bilgilerimizi devletimize anlatmak ve bu konuda bir şeyler yapmak. Bu konuda çaba göstermek. İnşallah hocam. Ben çocukluğumda bizim mahallemizin çocuklarını da siz biliyorsunuz. Çok kavga ettim. Yani o daha göç zamanı, balıkların göç zamanı, daha Çinekop zamanlarında, sarı kanat zamanlarında o ufacık balıkları yakaladıkları zaman hep böyle heyecanla biz lüferleri, kofanaları beklerdik. O çocuklarla beraber onun kavgalarını çok yaptık. Bizim mahallemizin çocuklarının çoğunu tanırsınız siz. Yani o zamanlardan itibaren denize bir sevgimiz, saygımız çok büyük oluştu. Sabahın köründe biliyorsunuz kalkardık, lüfer avlarına giderdik. Lüfer avlarında o büyük lüferlerin, o kofanaların geçişini beklerdik. Bunlar bizim çocuklarımızdan bugüne kadar taşıdığımız değerler. Bana göre denizin gerçekten hak ettiği yeri ne yazık ki
Ben bana göre onda biri bile henüz sağlanmış değil. Deniz çok büyük bir dünya. O dünyanın içerisinde çok büyük bir nimetler var. O nimetleri inşallah zaman içerisinde yaşarız. Tabii biz şimdi okulumuzu da bitirdik. Şu anda dernek başkanlığı da yapıyorum. Profesyonel olarak uzak yol kaptanıyım. Kılavuz kaptanım aynı zamanda. Profesyonel olarak ekmek yiyoruz bu meslekten. Yediğimiz yeri mümkün mertebe kendi çapımızda, kendi çalıştırdığımız gemiler olsun, kendi camiamızdaki arkadaşlar olsun, hepsiyle bu konuları büyük bir titizlikle paylaşıyoruz. Kendi gemilerimizde titizlikle çevre kirliliğiyle ilgili, özellikle balans alımlarında, özellikle sintinelerle ilgili çok sıkı denetlemeler yapıyoruz. Kendi adıma konuşuyorum. Ama bunu genel olarak camiamız tam olarak yapabiliyor mu? Ne yazık ki yapamıyor. Ne yazık ki yapamıyor. Ben bunu birçok çalıştığım firmalarda, profesyonel olarak çalıştığım firmalarda, kaptanlık yaptığım dönemlerde dahi, ikinci kaptanlık yaptığım dönemlerde dahi bunların çok aşırı derecede suistimal edildiğini ne yazık ki görüyorum. Ha, bununla ilgili şu anda yeterince kanunlar var. Evet, çok sıkı kanunlar var. Ama öbür tarafta da tezatlar var. Şimdi biz gemilerimizde İstanbul'a demirliyoruz. İstanbul'a demirlediğimiz zaman bütün sintineleri, tuvalet tanklarını, bütün dışarıları kapatıyoruz. Hepsini mühürlüyoruz. Ama öbür taraftan belediyenin bütün lağımlarının aktığını görünce biz kendi adımıza, yani ben kendi adıma acayip derecede üzülüyorum yani. Bu hangi, şimdi denetleyen de belediye, cezayı kesen de belediye, denizi kirleten de belediye. Bilmiyorum bu grupta belediyeden kimse var mı? Ama ne yazık ki yani bunu, bu tezatı, bu çalışma grubu içerisinde yapılabilir mi ben bilmiyorum ama inanılmaz derecede üzülüyorum. Yani o lağımların, o kirli suların denize akması ve karşılığında da gemileri kara listeye alıp, gemileri TÜKAK'a yapıp onlara ağır cezalar sunması. Ben gemilere ceza kesilmesini kesinlikle doğru buluyorum. Ama öbür taraftan belediyelerin de iğneyi kendilerine batırmalarını rica ediyorum. İlk önce kendi arıtmalarını, kendi kanunları, kurallarını bir şey yapsınlar. Ergene nehrini herhalde ne vaziyette olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi daha yeni bir arıtma sistemi konuluyor. Ben o konulara girmek istemiyorum ama ticari bahriye ile sivil hayatın çelişkilerini anlatmak amaçlı söyledim. Sizin zamanınızı da çok fazla almak istemiyorum. Benim genel olarak denizcilik camiasındaki arkadaşlardan tek beklentim denizi sevmeleridir. Yani sadece ekmek yiyip yüzme bilmeyen insanlar var. Benim etrafımda da bir sürü insan var. Uzak yol kaptanı olan bir sürü arkadaşımız var. Bizim okuldan mezunum var. Ne yazık ki yüzme bilmiyorlar. Yani denizden sadece para kazanma bir şey olarak görüyorlar. Başka bir şekilde denizle alakaları yok. Denizin yanında yaşamıyorlar. O kadar kötüler yani. O yüzden son cümlemi, yani ben denizler kanunlarla değil, sevgiyle korunur olarak söylemek istiyorum. Denizi sevdiğimiz sürece bu denizler bize fazlasıyla geri verecektir. İnşallah boğazda kafana tutmak nasip olur bize. Allah onu da hep beraber ağız tadıyla yeriz. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Kaptan, ağzına sağlık. Çok güzel konuştun. Sen hem kaptanlığının yanında denizden aldığını denize vermek için de çabalayan bir kişisin. Bunun altını çok teşekkür ediyorum. Şimdi Hasan Kaçmaz büyüğümüz bizimle olacak. Hasan abi de aslında bir marina işletmecisi. Marina işletmecisinin yanında üst kimlik olarak da aslında sivil toplum hareketlerine verdiği desteklerle, TÜDAV Danışma Kurulu'ndaki aldığı görevle, KÜDENFOR'da aldığı görevle biliniyor. Sivil toplum hareketlerinde yer alarak denizin nasıl korunacağına dair bize yol haritası çizmeye çalışan bir büyüğümüz. Hasan abi, sana dönüyorum hemen. Evet. Öncelikle iyi günler, teşekkürler. Ben de baş sayfaya geçiyorum, notlarım alıyorum devamlı, epey yazdım. Biraz önceki konuşmacı arkadaşımız, kaptan arkadaşımız farklı bir açıdan konuya yaklaştı. Ben de yine farklı bir açıdan konuya yaklaşayım. 79 yılından beri yat limanları, yatırım ve işletmeci alanında görev yaptım. Aradan 41 yıl geçmiş, epeyce geçmiş. Bu arada amatör denizciyim, yani yelkenciyim. Profesyonel bir denizciden sonra bir amatör yelkenciden, amatör denizciden de bir bilgi ve öneri gelecek. Korona, COVID-19 salgını nedeniyle manalarda hayat normalden çok farklı devam ediyor.
Aradan geçen 3 ayın sonunda elde edilen olumlu gelişmeler dikkate alınarak TC bayraklı özel teknik sahipleri şimdiden bazı kısıtlamalar ile kıyılarda seyre başladılar. Marinalarımızdaki yabancı sahipli yatlar hala sahiplerini bekliyor. Bildiğiniz gibi Avrupa ülkeleriyle ülkemiz arasında seyahat yasağı halen kalkmadı. Belki Temmuz ayında. Ülkemiz kıyılarında 79 adet küçüklü büyüklü bağlama kapasiteli yat limanı ve barınaklar var. Bu barınaklarda ve yat limanlarının toplam kapasitesi 18.874. Bunun %70'inin dolu olduğunu tahmin ediyoruz. Tam bir rakam istatistik maalesef yok. Bu 13.000 tekne demektir barınaklarda ve marinalarda. Koylarda diğer ufak marinalar, barınaklarda olan tekne hesaba katarsak 16.000 civarında bir tekne sayısına ulaşıyoruz. Özel tekne sayısına. Bunlara biz evlerimizin, iş yerlerimizin, bahçelerinde küçük hangar tutulan 2,5-7,5 metre arası tekneleri de şişme botlarla hesaba katarsak ülkemizde 100.000 civarında 2,5 metreden başlayan bir tekne kapasitesi var. Aşağıda bize bazı bilgiler vereceğim size şimdi. Bunlar ICOMIA'dan alınmış, yani International Council of Marine Industry Association denen bir dünya örgütü. 2018 yılı raporundan almış bilgiler. Henüz 2019 raporu gönderemediği için 2018 veriyorum. Yelkenli tekne sayısı Türkiye'de 10.880. Bu sayının 6.550'si 23 metre altında. Sizi sayıya boğmak istemiyorum da iyi bilgiler. İşten takma motor olan motoryat sayısı 32.585 ve bu sayının 11.230'u 7.5 metrenin altında. 19.300 şişme bot var. 32.905 dıştan takma motor var. Yani toplam 97.520. 10 işin 100.000 civarında diyorum. Nüfusun 81.300.000 olduğu bir tarihte, yani 2018 yılında alınan bu rakamlar Türkiye'de her 831 kişiye bir tekne düştüğünü gösteriyor. 2014 yılında rapora göre bu her 897 kişiye bir tekneymiş, %51 olumlu gelişme yaşamışız son 4 yılda, 2014 ile 2018 arasında. Tekne başına nüfus sayısı komşumuz Yunanistan'da 59, bizde 831'di. Hollanda'da 31, İspanya'da 283, İsveç'te 14, İngiltere'de 119, Amerika'da 25. Yani Türkiye'nin kısa geleceğinde çok büyük bir gelişme potansiyeli var. Tekne üretimi, tekne sahibi olma açısından. Dünya ölçeğinde sayılara baktığımız zaman yine 2018 itibariyle tekne üreticisi 6.000'e yaklaşan tekne üreticisi var dünyada. Bunların 175'i Türkiye'de kayıtlı. Bu üreticilerde doğrudan çalışan 150.000 kişi var dünyada ve 15 milyar dolarlık bir ciro 1 milyon tekneden bekleniyor üretiminden. Türkiye'de 2700 personel ve 150 milyon euro civarında bir potansiyel kapasite var. 2988 tekne üretilmiş 2018 yılında. Üretilen 1 milyon tekne üretim sayısı lazer, optimist türü tekneleri de bebeyatlara kadar olan bütün tekneleri kapsıyor. Şimdi dünya toplamında 30 milyon tekne var. 30 bin marinada 5 milyon bağlama yeri ve ayrıca 1 milyon open mooring dediğimiz demirle bağlandığı bulunuyor. Türkiye'de ise 25 bin bağlama yeri var. Yani dünyada 5 milyon, Türkiye'de 25 bin. Bunu Akdeniz ölçülüğüne indirmek şu anda istemiyorum çünkü onlar fazla bilgi oluyor. Bu rakamları vermemiz sebebi özel tekneler, yat sahipleri için bazı bilgiler, biz neredeyiz? Özel tekne yat sahipleri marinalarda, barınaklarda yaşam şartlarını çok önemserler. Dostlarıyla sohbet edecekleri, işte çayını, kahvesini, içkisini yudumlayacakları bir kulüp odası, bilgi edineceği, sunum yapacağı, toplantı yapabileceği bir odalar, kütüphanesi gibi şartlar arar. Türkiye'deki marinalarda bunların hatta çok daha fazlasını sağlayan marinalarımız var. Ama bu mükemmel marinalarımızın ücretleri de çoğu amatör denizcinin karşılayamayacağı bedeller. Buna bir aykırılık getirmek istendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İspark marinalarını açtı. Ve sonunda baktık ki İspark marinaları Türkiye'nin en pahalı marinaları oldu. Burada bir hedef şaşması veya hedef sapması gibi bir şey yaşadık Türkiye olarak. O zaman geleceğin dünyasında amatör denizciler için yaşam alanları, amatör denizci barınakları nasıl ve hangi kurumlar tarafından yaratılmalı diye bir soru. Yani bunu bir felsefi yaklaşım olarak da benimseyebiliriz veya sorabiliriz kendi kendimize.
özel sektör ekonomik kural gereği ilk hedefi kar etmek olan özel sektör şirketlerinin kuruluş amaçları bu şirketlerin amatör denizcilerin uygun fiyatla hizmetleri alabileceği yatırımları barınaklar yatırımı yapmasına ve işletmesine imkan vermez. Bu özel sektörün temel amacıdır, hedefidir. Amatör denizciler düşünmek ikinci plandadır. Peki devlet beklediğimiz bu hizmeti, bu imkanı verdiğimiz devlet, Türkiye çok büyük ülke. Merkezden bunları yapmak da şu ana kadar mümkün olmadı. Mümkün olacak mı? Belki zaman içinde olabilir. Böyle çıktı 1980'lerde fakat daha sonra özel sektör devam etti. Yerel yönetimler, belediyeler, bunlardan beklentimiz büyük. Cumhuriyet tarihinde ilk aşamalarındaki yapıya baktığımız zaman belediyeler şu anda çok daha organize, çok daha gelişmiş, mali imkanlara sahip, eğitimli personele sahip kuruluşlar. Biraz önce Antalya'da Elif Hanım'ı gördük. Uzmanlar da var artık belediyelerde, sadece politikacılar değil. Amatör denizci dernekleri ve federasyonu, yat kulüpleri var. Bunlar bu amatör denizciler için barınaklar yapıp işletebilirler mi? Bu da bir soru. Yani 4 tane birinden 2 tanesini öneriyoruz. Geleceğin dünyasında yerel yönetimlerin ve amatör denizci derneklerinin gerekli amatör denizci barınakları yatırımında işletmesinde söz sahibi olmaları halinde beklenen gelişme sağlanacaktır. Ne gelişmesi? Bu amatör denizciliğin gelişmesi. Şimdi dünya tarihi boyunca insan türünün çevreye verdiği en büyük zararı 20. yüzyılda yaşadık. Bu zarar 21. yüzyılda azalmadı, aksine katlanarak arttı. Bunu hepimiz aynı fikirdeyiz. Bu ortak kararımız. Peki bu giderek birçok canlı türü gibi insan türünü de tehdit eden bu çevre kirlenmesi neredeyse geri dönülmez bir aşamaya geldiğini iddia eden bilim insanlarının sayısı da her yıl artıyorsa biz ne yapacağız? Sadece bir avuç bilim adamı mı bu işi üstlenecek? Biraz önce dendi ki bu halka inmeli. Yani topluma yayılmalı. Bu topluma nasıl yayacağız? Bunu şu andaki geçim sıkıntısı çeken, fazla eğitilmiş veya sadece araba kullanan bir kitlenin anlaması, okuması, sizleri dinlemesi veya bizleri dinlemesi mümkün değil. Yapmazlar bunu. O zaman amatör denizci sayısını arttırmamız gerekli. Amatör denizci belgesi biliyorsunuz şu anda 1 milyonu geçti. Ama nasıl her öne gelene belge verildi. İşte kaymakamın akrabasına 30 tane, öbürünün genel müdürün arkadaşlarına 40 tane verildi. Ama verilsin. Bu 1 milyonu aştı. O önemli bir olay. Şimdi bu insanların henüz bilgisi ve duyarlılığı tam değil ama artacak. Amatör denizci belgesi alan bir kişi biraz daha ilgi duyacak bu bahsettiğimiz konulara. Bu kadar bilim insanının bahsettiği konulara daha fazla ilgi gösterecek. Umuyorum. Amatör denizcilerin sayısının artmasındaki tek ve ilk itici güç ise tekne fiyatı değil. Amatör denizcilerin teknenin nerede koruyacakları, nerede kullanacakları. İşte burada o barınaklar yapılacak mı? Bu barınakları kim işletecek? Belediyeler mi? Dernekler mi? Devlet? Hayır. Özel sektör yapacak. Ama belli bir oranda. Beklentimiz yerel yönetimler. Şimdi burada Türkiye'de 100 bin tekneden bahsederken beklediğimiz olay 8 milyon tekneye nasıl çıkacağız Türkiye'de? Ben dersem çok zamanda çıkacağız. Bu amatör denizci barınakları ortaya çıkarsa. Okyanuslar ve denizlerin kirlenmesi çok etkili bir gelişme. Bunu konuşurken biz Türkiye'de istediğimiz önlemi alalım. Biraz önce konuşulan önlemler. Komşu ülkeler, hatta en uzaktaki ülkeler bu işe beraberce gönül vermezse veya beraberce çalışmazlarsa sonuca ulaşmak sanırım yetersiz olacak. Dünya çapında alınacak önlemler nasıl yapacağız? Bizim Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız, genel müdürlerimiz amatör denizci nosyonuna sahip olduğunda, bilgisine, heyecanına, hevesine, bilincine sahip olduğunda ancak denizlerin önemini daha iyi anlayabilecekler. Şu anda siyasetçilerin büyük bir kısmı belge aldı. Umarız o siyasetçiler aldıkları belgenin hakkını verirler. Biraz daha denizle ilgili konulara eğilirler. Ve şu ana kadar işte 20 kişi konuştu galiba. Onların verdiği bilgiler onların ilgisini çeker. Bizim Hasan kıyılarımız 8533 kilometre. Bitti. Hasan abi, evet tamam abi. 8533 kilometre uzunluğunda bir kıyımız var. İç sularımız ve göllerimizin kapladığı alan 8500 kilometre kare. Bunların hepsinde, bütün kıyılardaki yerleşim yerlerinde, göllerde ve nehirlerde, yerleşim birimlerinde barınaklar kurduğunuz anda bu 8 milyon tekneyi, 16 milyon amatör denizciyi bu hedeflere yöneltebilirsiniz. Onlar dediğinizi anlar,
ve geri kalan insanları da anlatabilir. Yani amatör denizcileri yetiştirmemiz gerek. Amatör denizci yetiştirmek için de amatör denizci barınakları yaratmamız gerek. Çok iyi bilgiler aldım. Çok teşekkürler. Bayram Hocam'a da buradan selamlar. Temmuz'da gelecek. Kendisini göreceğiz. İyi günler. Hasan abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Gökhan, Deniz'in... müsaade eder misin? Hayır, Gökhan, bir yeni katılımcılar var. Kübra, tanışmadım bildiğim kadarıyla. Kadın Balıkçılar Derneği Başkanı. Tamam. Müthiş bir hanım. Ondan sonra Aşkın Hoca'nın kızı var. Bu güzel kız Selen. Selen. Ondan sonra en sağda da Betül Gökkır var. Bak Amerika'da açık denizler konusunda doktora yapmış. Müthiş bir hanım. Ondan sonra Güngör var, bizim Tekirova dalış sahibi ve aşağıda da bütün Japonya'nın tanıdığı Ahmet Cevdet Yalçın Hoca var. Bir de benim sağ tarafımda benim eski doktor öğrencim, şimdiki kardeşim, meslektaşım Uğur Uzer var. Başka kim var bakayım, başka ondan sonra Selçuk'u söylemeye gerek yok, zaten herkes tanıyor. Ben böyle bir açıklama yapayım. Hakan Çendik sabah konuştu zaten. Handan'la zaten sabah konuştuk. Efendim Bülent zaten konuştuk. Efendim Elif'le zaten konuştuk. Ben zamanımızı şey yapalım, artık iyi kullanalım ve devam edelim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim katkılar için Gökhan. Vahdet zaten hoca not tutuyor. Ben de not tutuyorum burada. Biz not tutuyoruz. Tamam hocam. Hocam şimdi söylediğiniz gibi sizin benimle tanışmamı fırsat verdiğiniz Kadın Balıkçılar Derneği 2019'da kurulmuş. Çok da cevval bir dernek. Erkek egemen, cinsiyetçi egemenlikten kurtarmak istiyor denizlerimizi, deniz kültürünü. Kübra Deniz Sanalan Sayın Dernek Başkanı bizim oldu. Ben sizi yeni tanıdım. Bir yıllık bir gecikme oldu, kusura bakmayın. Ama arayı kapatmak için elimden geleni yapacağım. Kübra Hanım sizdeyiz. Neler paylaşmak istersiniz bizim? Kübra seninle ilgili çok ilginç şeyler söyledi geçen hafta bana. Kübra'yı ben bu toplantıya getirmeye zor ikna ettim. Çok nazik bir hanım. Onu bundan sonra daha dikkatli ol, kırma. Nokta. Tamam, teşekkürler tamam. Hocam. Bu arada ismim Kübra Deniz değil, Kübra Ceviz Hanım. Evet, Kübra Ceviz, evet. Evet. Hocam biz sizinle konuştuk. Daha önce hiç konuşmadık değil mi? Yani evet, ben derneğin de farkında değildim. Kusura bakmayın. Şimdi bu farkındalık oluştu. Sizi dinliyorum. Teşekkürler. Herkese merhaba. Bayram Hocam özellikle çok teşekkür ediyorum size. Onur duyduk bu toplantıya katılmış olmaktan. Herkesin de Dünya Okyanuslar Günü'nü kutluyorum. Değerli bilim insanlarından mümkün olduğunca gün içerisinde çok güzel şeyler dinledik ve bilgilerimizi güncelleme fırsatı bulduk. Ben biraz derneğin hikayesini anlatacağım bu görüşmede. Çok böyle bir bilimsel bir şeye girmeyeceğim. Zaten vaktimiz çok dar. Bizler aslında deniz koruma alanları sisteminin güçlendirilmesi projesi UNDP tarafından yürütülen bir projede yolları kesişen 7 tane kadındık 2012 yılında. Çok güzel bir proje yürüttük. Harun Güçlüsoy proje yöneticimizdi. Aslında daha öncesinde kişisel olarak hepimizin ilgi duyduğu ve çalıştığı bir alanda deniz bilimi, deniz koruma alanları. Ben de siyaset bilimi mezunuyum. Nesrin Hocam aslında, Nesrin Algan beni bu denizleri sevmeye ve çevre alanında çalışmaya motive eden birisidir. Ona özellikle teşekkür etmek istiyorum ama bu proje kapsamında da yollarımın kesiştiği herkes deniz tutkusunu bende arttırdı. Dolayısıyla siyaset bilimi üzerine denizel mekansal planlama üzerine yurt dışında bir master yaptım. Şu anda da Doğa Koruma Merkezi'nde çalışıyorum. Bu bahsettiğim 7 kadın da aslında farklı backgroundlardan, işte aramızda su ürünleri mühendisi, biyolog, ondan sonra şehir bölge planlamacı ya da muhasebeci, kadın balıkçı, yani aklınıza gelebilecek her meslek dalından kadınlar var. Özellikle yönetimimizde kadın balıkçılar da var, üyelerimiz arasında da kadın balıkçılar var. Ama bizler kadın balıkçıları temsil eden bir dernekten ziyade kadın balıkçıların bize ilham yarattığı bir dernek olarak kendimizi tanımlıyoruz. İsmimizi de o yüzden böyle koyduk.
Kadın balıkçıların mücadelesi bize ilham oldu. Çünkü yollarımız kesişirken onların hikayesini dinledik. Huriye Göncüoğlu ve Esra Kartal arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar hep bize böyle çok ilham veriyordu. O nedenle derneği adını Kadın Balıkçılar koyduk. Derneğin kuruluşu aslında bir 4 sene süren bir iletişim sonucunda oldu. Birlikte denizler için bir şeyler yapmak isteyen kadınların kurduğu bir dernek. Çünkü ortak sorunumuz hepimizin denizleri nasıl daha çok insanlara sevdirebiliriz? Denizler için denizlerimizi daha nasıl koruyabiliriz? Ve aynı zamanda tabii ki bu 7 kadın bir araya geldiğinde toplumsal cinsiyetle ilgili tartışmalar da yürüten ve ortak sorunları olan kadınlardı. Bunların hepsini birleştiren bir şeyler yapmak istedik ve böyle bir akış aslında bizi buna sürükledi ve böyle bir dernek kurduk. Şimdi çok güzel bir proje yürütüyoruz Mavi Büyüme ile ilgili. Yine UNDP'den aldığımız Small Grant'la. Bu da kadın balıkçılarla birlikte yaptığımız bir çalışma. Çok yeni başladık. Biraz COVID'den dolayı sekteye uğradı. Denizlerdeki ekonomik devre düşük ya da istilacı olabilecek, hani bu birazcık daha tartışmalı ama daha çok ekonomik değeri düşük türlerin tekrar nasıl ekonomiye kazandırılacağı. Bunu yine kadın balıkçıların kendi kadim bilgileriyle, evlerinde yaptıkları konservelerle, tarifleri tekrar gündeme sokarak bunları yeniden ekonomiye kazandıracak bir proje yürütüyoruz. Çünkü kadınlar aslında bu bilgiye sahip ve bu geçmişteki birazcık da kazı çalışması yaparak geçmişte edindikleri bilgiyi tekrar yüzeye çıkarıyoruz diyebilirim. Bu aynı zamanda Mavi Büyüme'ye de katkı sunacak bir çalışma oluyor. Ve Kadın Balıkçılar Derneği'nin amaçları içerisinde hem denizlerin, yani denizel biyolojik çeşitliliği korumak, denizleri korumak var. Aynı zamanda da denizel ekonomiyi sürdürülebilir kılmak var. Mavi ekonomi konusu o yüzden çok gündemimizde bizim. Ama aynı zamanda bizler kadın balıkçılar, bizim dostlarımız, onlarla birlikte nasıl güçlenebiliriz, birbirimize nasıl dayanışabiliriz? Bunun üzerine de düşünen bir derneğiz. O yüzden deniz konusuna birazcık farklı perspektiften yaklaşan bir çerçeveyle yaklaşıyoruz. Projelerimizi o şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü hep, yani gün içerisinde hep hocalarımız, değerli bilim insanları altını çizdiler. Denizlerin en büyük sorunu iklim değişikliği, yasa dışı avcılık olsun, kirlilik olsun. Bunların hepsinden kadınlar iki kat etkileniyor. Bunu yani hepimiz biliyoruz. Hem bu kıyı balıkçılığı mevzusu kadın balıkçılarla çok doğrudan ilişkili ve kıyı balıkçılığı en çok bu şeylerden, olumsuz etkilerden doğrudan etkilenen geçim kaynakları açısından bir grup. Hem de diğer denizdeki sektörler, turizm sektöründe çalışan kadınlar olsun ya da ulaşım sektörü, yetiştiricilik olsun. Yani denizdeki bütün sektörlerdeki kadınlar bundan doğrudan iki katı etkileniyor. Dolayısıyla bunların sorunlarına daha yapısal çözümler bulmak gerekiyor. Biz buna şey diye tabir ediyoruz. Yani yara bandı koymak yerine daha yapısal, onları karar alma mekanizmalarına katan, onların örgütlenmelerine destek olabilecek, örneğin su ürünleri kooperatiflerine ortak olabilecek, tekne sahipliği olabilecekleri, ortaklıklara katılabilecekleri ve eşit koşullarda bunlardan faydalanabilecekleri ortamlar yaratmak ve balıkçılık politikasında daha çok söz sahibi olabilecek planlara görüş verebilecek akademisyenlerin ya da işte sivil toplum örgütünde çalışan kadınların olması. Aynı zamanda bu işte turizm sektörü için de, yetiştirici sektörü için de geçerli. Böyle bir perspektif içerisinden bakıyoruz. Sözlerim bu kadar. Sorularınız olursa yanıtlarım. Teşekkürler. Kübra Hanım, çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Soru gelirse hemen size dönelim. Ben de merak ediyorum çünkü çok mutlu olurum. Şimdi Sayın Kerem Kemerli'ye döneceğiz. Mekemar'ın Antalya bölgesinden sanıyorum. Alper Bey, burada mısınız?
Selamlar Gökhan Bey. Merhabalar, merhabalar hocam. Kolay gelsin. Sağ olun sizlere de. Hemen buyurun. Efendim öncelikle değerli organizatörler, değerli katılımcılar, hepinize teşekkür ediyorum. Başta TÜDAV olmak üzere böyle bir organizasyonda emeği geçen herkesi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Daha da bunları sürdürmek ve tekrar etmek lazım. Her seferinde çünkü hem kendimizin hatırlamasını sağlıyor hem de başka insanlara bir şeyler gösterebilirsek ne mutlu bize. Benim uzmanlığım oil spill response, yani petrol döküntüsüne müdahale. Müdahale ediyorum ama biz asıl zamanımızı müşterilerimize bir döküntü olmasın veya olursa da o acaba en az hasarla nasıl atlatılabilir diye tedbirler kurgulamak, tatbikatlar yapmak, bunları uygulamaktan geçiriyoruz. Eğitimler de bunun birer parçası dedi. Dünyada çok konuşuluyor petrol kirliliği, petrol kirliliğine müdahale. Bu acaba dünyada nasıl gelişti? Petrol ve veya zararlı kimyasalların kirliliği ve bunun temizlenmesine dünya nasıl baktı? Ondan size birazcık tarihçi olarak bahsetmek istiyorum bugün. Ne yazık ki bir ülkede veya dünyada bir kanun yoksa mağdurların zararları karşılanamadığı gibi dökülen petrol de döküldüğüyle kalıyor. Açılış oturumumuzda Büyükelçimiz Çağatay Bey sualtı arkeolojisinden bahsetti. Türkiye gerçekten sualtı arkeolojisi konusunda, tarih konusunda çok zengin bir ülke. Daha geçen senelerde bulunan, M.Ö. 15-16. yüzyıllara tarihlenen Batı Antalya batığına bütün dünya denizlerin Göbekli Tepesi diye bakıyor. Dolayısıyla insanlığın tarihini değiştirebilecek kültürü, o eserleri biz burada bulabiliyoruz. Ama bulduğumuz bu zenginliği acaba yeterince koruyabiliyor muyuz? Nadir Kaptan denizler sevgiyle korunur dedi. Nadir Kaptan'ın çok haklı ama herhalde denizi seven kişi sayısı az. O yüzden denizleri korumak için mutlak surette kanun çıkartmak zorunda kalıyor herkes dünyada. Kanunlar da bizim atasözlerimiz gibi bir musibet bin nasihattan evladır sonucu ortaya çıkmış oluyor. Dünyada bizim endüstrimizdeki önemli kilometre taşları bakın nasıl oldu. 1967 yılı. İngiliz kanalından geçen Torrey Canyon isimli gemi orada karaya oturuyor. O zamanlarda ne İngiltere'de ne Fransa'da ne Avrupa'da herhangi bir petrol döküntüsüne müdahale kanunu yok. Dolayısıyla kirlilikle mücadeleyi acaba nasıl yapacağız diye devletler üstleniyor. Ve orada buldukları teknik gemiyi batırmak. Batırmak için kullandıkları teknik ise bombalamak. Savaş uçaklarıyla gidip gemiyi bombalamaya çabalıyorlar. 42 tane bomba isabet ettiriyorlar. %75 isabet oranına ulaşılıyor. Ancak gemi yine batmıyor. Petrol çok daha fazla yerlere gidiyor. Çok daha fazla mağdur oluşturuveriyor. Bu kazadan sonra İngiltere ve Fransa Uluslararası Zincirlik Örgütü'ndeki güçlerini kullanarak buna biz dünya çapında acaba bir çözüm bulabilir miyiz diye başlıyorlar. Ve de iki tane konvansiyon arka arkaya iki tane toplantı yapıp iki tane konvansiyon organize ediyor ve kararlar çıkıyor. Bunlardan bir tanesi International Oil Pollution Compensation Konvansiyonu. Bunun sonunda bir fon kuruluyor. Bir de Civil Liability Convention. Bunların sayesinde IMO bütün dünyaya şu mesajı vermeye başlıyor. Arkadaşlar dünya bizim. Tabii ki bir ticaret yapılacak. Ancak eğer kirleten ürünlerle ilgili bir ticaret yapılıyorsa fona bir miktar para koymamız lazım. Çünkü ihtiyaç olduğunda, bunları temizleme ihtiyacı olduğunda biz bunu temizleyemezsek aslında bu ticaretler durur. O zamanki başlangıç sadece bu ve uluslararası kuralları koyarak dünyada da petrol üreten veya petrol taşıyan ülkelerin bu fona para koymasını sağlayarak bir şeyler başlıyor. Sektörümüzdeki ikinci kilometre taşı 1989 yılı Exxon Valdez kazası. Amerika'da Valdez'de onların doğa harikası ve elde edememiş yerlerinde petrol çıkartmaya devam ediyorlarmış. Orada bir petrol, bir gemi karayot süreğini kaza oluyor. Ondan sonra Amerika OPA 90'ı çıkartıyor. Oil Pollution Act 90. Ve bugün Amerika karasularına girmeye kalkan hiçbir gemi OPA 90'ı kabul ettiğini beyan etmeden onunla ilgili Amerika'daki firmalardan ortaklık yaparak, onlarla anlaşma yaparak çalışmadan Amerikan karasularına girilemiyor. Exxon Valdez kazasında ki bir iki tane de rakamdan bahsedeyim. O kaza 2010'a kadar ki en pahalı kazaydı temizlik masrafları açısından. $4 milyar harcanmıştı. Ancak Exxon'lu yetkililer bile $4 milyar aslında çok olmadığı çünkü o civardaki bütün petrol kuyularının
6 aylığına askıya alındığını ve üretimin durdurulduğunu söylüyorlardı. Dolayısıyla önce tedbir, sonra tevekkül aslında çok daha mantıklı. Kazayı engelleyemesek bile, eğer hazırlıklı olursak kaza olduğu anda bir anda hızlı bir müdahaleyle zararını minimize edebiliriz. Üçüncü kilometre taşı Avrupa'dan geliyor. 1999 ve 2000 yılında iki tane kaza. Biri Erika, biri Prestige tanker kazaları. Bu iki kazadan sonra yine Uluslararası Denizcilik Örgütü petrol tankerlerine çift cidar mecburiyeti getiriyor. Bunların hepsi tabii birer maliyet. Ama bu maliyetlerin çevreyi koruduğu ve insanları koruduğu bir yandan gösteriliyor. Diğer taraftan ise haliyle bunun temizlik şeylerine, temizlik yapmaya ihtiyacı olduğu zaman da işte o fonlardan da onun değerleri karşılanıyor. Erika ve Prestige kazalarının bir özelliği daha var. İspanya ve Portekiz'de kabuklu çiftliklerinden kaynaklanan zarardan dolayı 357 milyon euro bir tazminat alıyorlar. Türkiye'de de bir sürü kaza oldu. Türkiye'deki tazminatlar 10 bin, 50 bin, 100 binler TL'ler civarındayken onlar bunu yapabilirler. Bu dünyada pek çok kişinin alması gereken aslında başka bir dersti. Eğer her şey kayıtlı olursa ve onu siz düzenli bir şekilde raporlarsanız bir kaza başınıza geldiğinde bunun tazmini de yapılabiliyor. Dördüncü kilometre taşı 2007'deki Güney Kore'deki Hebei Spirit kazasıdır. Orada da 1 milyon kişi kazadan sonraki petrol kirliliğini temizlemek için gönüllü olarak sahaya attılar. Bu sefer gönüllüleri nasıl yöneteceğiz diye konuşulmaya başlandı. O güne kadar olmayan bir kavramdı bu. Ve gönüllü yönetimi manuellerini çıkartmaya başladı. Hem Avrupa Birliği, EMSA, hem IMO. Beşinci kilometre taşı 2010 yılındaki Deepwater Horizon, Amerika-Meksika körfezindeki. Bu diğerlerine göre çok daha farklı bir kazaydı. Bir kere denizin 1500 metre dibinde oldu. Petrol platformu tam toprağı bulduğu yerden deniz dibinden kırıldı. Ve oradan 1500 metreden petrol yukarıya doğru çıkmaya başladı. Bunu tutmak da, müdahale etmek de çok zordu. Günde yaklaşık 800 bin metreküp civarında petrol çıkıyordu. Ve dispersan kullanımı bir anda gündeme geldi. Dispersan zehirli bir kimyasal ama bir petrol kirliliğini temizlemek için kullanılabilir mi? Bu sefer de net fayda analizleri ortaya çıktı. Hep düşünce sistematiğini daha proaktif olarak geliştirmek için bunlar hep kullanıldı. In situ burning dediğimiz denizin üzerindeki petrolün olduğu yerde yakılması başlandı. O yakılırsa hava kirliliği olmuyor muydu? Yine acaba o petrol orada kalsa denize ve deniz canlılarına daha mı zarar verir? Yoksa biz yakarak onu ortadan kaldırsak ne elde ederiz? Hep net fayda analizleriyle bunlar devam etti. Well capping denen o petrol platformunun borularının kapatılması, onlara bir kapak bulundurulması ve onun yedekte tutulması gündeme geldi. Ve Amerika bütün offshore petrol arama kanunlarını değiştirdi. Dünyada ise Marine Impact Assessment and Monitoring, dolayısıyla bu olan kazanın acaba etkisinin değerlendirilmesi ve bunun sürekli izlenmesine çok daha ciddi olarak, resmi olarak hayatımıza girdi. Kirlilikle mücadele de bir kirlilik sırasında 40-50 farklı birimle ortak çalışılması gerektiği Amerikan hükümetinin yine o Meksika Körfezi kazasındaki çabaları sayesinde bir kere daha görüldü. Bu sadece yüzeyi temizleyip gitmemek. 2017-2018 yıllarında ise IMO bambaşka bir yaklaşım getirdi. Marine litter, yani deniz çöpleri de aslında bir döküntüdür. Ve bu kazayan olmak zorunda da değil, bizim bunlarla da savaşmamız lazım. Dolayısıyla bütün dünya deniz çöpleriyle savaşmaya teşvik etmeye başladı. Ve yaptırdığı istatistikçi çalışmalara göre de insanoğlu bu hızdan eğer denizleri kirletmeye devam ederse 2050 yılında denizlerdeki plastik miktarının denizlerdeki canlı miktarından daha fazla olacağını gösterdiler. Oysa plastikler geri dönüştürülebilir, ekonomiye geri kazandırılabilir ve tüm dünya dönüşsel ekonomiden bahsederken biz de buna destek olabiliriz. Norveç hükümeti liderliğinde yeni bir konsorsiyum multimilyonluk masrafla okyanuslarda çöp toplamaya başladı. Oysa atmamak bedava. Türkiye'de neler oldu? Onu da çok kısa geçerek tamamlayacağım sözlerimi. 1999 Volgunneft 248 kirliliği sayesinde bir toplanan atıkları yakarak doğru yerlerde, biz izolaj kullanılmıştı o zaman, doğru yerlerde yakılarak oradan çıkan kalorifik değerden
gerçekten ne kadar petrol toplandığı görülebilir oldu. Çünkü petrol karaya da ortama karıştıktan sonra kum veya çakıl veya bulunduğu diğer şeylere göre katlanarak büyüyor miktarı. Ama ne kadar petrol topladığınızı gerçek anlamda yakalayamayabiliyorsunuz. İkinci önemli husussa Türkiye bizim petrol ve diğer zararlı kimyasallarla savaşmamız lazım diye bir kanun hazırlığına başladı. O kanun da 5-6 yıl sonra devreye girdi. Bugün Türkiye'deki eksiklerimizden bir tanesi hala yüzeysel temizliğin yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ve eğer yüzeyi kurtardıysak altında bir şey yok diye bakıyoruz. O deniz altındaki canlıları gerçekten değer verip koruduğumuzdan bahsedilemez. Müdahale ve tazminat süreçleri met değil. Gözlemleme ve ileriye yönelik iyileştirme ve bunun için ayrılabilecek fonlardan hala söz edilemiyor ne yazık ki Türkiye'de. Deniz çöplüklerinde birazcık daha şanslıyız. 2003 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi'nin liderliğiyle temizlik hareketleri başladı. 2010 yılında Çevre Bakanlığı bir yönetmelik çalışmasına girdi. Yönetmelik taslak olarak geçen sene çıktı ve bu seneden itibaren de bütün kıyı sınırı olan belediyelerin önce bir kirlilik envanteri yaptırıp daha sonra ise o kirlilikleri, deniz çöplerini toplaması öngörülüyor. Yapacak daha çok işimiz var. Pes etmek yok. Akıl yürütmeye devam edeceğiz. Hepinizi bir kere daha teşekkür ediyorum ve Dünya Okyanuslar Günü'nüzü kutluyorum. Kerem Bey çok teşekkür ediyoruz. Bize çevre temizliğini, deniz temizliğinin ne kadar önemli olduğunu söylediniz. Ben de BP'nin kazasını hatırlıyorum Meksika Körfezi'ndeki. O feci kaza. O geldi zaten, onu da anlattınız. Müthiş bir çevre kirliliği oluşturmuştu. Şimdi gene hızla devam edelim. Kerem Bey, biraz su altına ineceğiz. Bubble bırakacağız. Çok sayıda dalgıç var içimizde. Son konuşmacımız Selen de iyi bir dalgıç. Kemer bölgesinden. Ama ondan önce Tekirova Dalış Merkezi'nden Alper Güngör'e gideceğiz. O bizi birkaç atmosfer basınca maruz bırakacak. Alper Hocam sendeyiz. Ben mağaraya dalarım. Mağara dışında bile dalmıyorum artık. Hocam hatırlıyorsun. Tekirova'daki dalışımızı hatırlıyorsun değil mi hocam? Evet, sen dalamamıştın. Hocam ben miydim o? Aslan balığı vurdum hocam indim de. Çok güzel bir projeydi. Vaktimiz olsa anlatsak daha sonra. Teşekkür ederim Gökhan. O zaman da yardım etmiştin bize, gelmiştin. Tamam, sağ olun. Sayın Alper Hocam sendeyiz. Bizi biraz su altına götür lütfen. Çok özledik. Merhaba, herkese selamlar. Kemer bölgesinde bir dalış okulu işletmekteyim ve bu sektörün içinde 91 yılından beri bulunmaktayım. Gün geçtikçe sektör artmakta. Sektördeki yeniliklerle beraber dünya genelinde 6 milyona ulaşmış olan bir dalıcıya Türkiye'de 100 bin civarı bir dalışı eşlik etmekte. Türkiye ülkemizde bulunan dalış okulları 300 civarıdır. Bununla beraber her geçen günde bu sayı artmaktadır. Bizim bölgemize, yani ülkemize gelen turist 50 milyon civarı olduğunu düşünecek olursak yerli ve yabancı dalıcıların ülkemizde dalış yaptıkları, yani iyi dalışlar ya da iyi bir seviyede bir sayıya ulaşmış bulunmaktayız. Bulunuyoruz da. Gün geçtikçe bu sayı her zaman da artıyor. Yalnız 91 yılından beri, yani bu zamana kadar gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla deniz suyunun sıcaklığının artması ve su seviyesinin artmasıyla beraber başka denizlerden gelen yabancı türlerin istilasına uğradı. Bunlar işte balon balığı, aslan balığı ya da deniz anası gibi. Bu türleri görmeye başladık. Su altı fotoğrafçıları için ya da bizler için ya da turistler için güzel görüntüler veriyorlar. Vermeye de devam ediyorlar. Ama bunun yanında bizim daha önce görmüş olduğumuz, yanlarından geçerken selamlaşarak geçtiğimiz, beslediğimiz orposlarımız, lavoslarımız şu anda mevcut değiller. Tabii benim düşünceme göre bu büyük olan orpozlar ya da lahoslar, daha iri olanları aslan balığını ya da balon balığını tüketiyorlardı diye düşünüyorum. Şimdi onların da sayısı da azaldığı için, sayıları da azaldığından dolayı o aslan balıklarının ve balon balıklarının sayıları da gün geçtikçe artmakta. Bunun sebeplerine değinmek gerekecek olursa, deşarj boru hatları,
sularımızı her geçen gün kirletmekte. Denize dökülen, atılan atıklar, plastik olsun, poşetler olsun, işte ne bileyim plastik şişeler olsun, bunlar bizi ve deniz canlılarını bayağı bir etkilemekte. Mesela benim bulunduğum bölgede bir bölgemiz var, Üç Adalar bölgesinde. Orada 13-14 tane deniz kaplumbağamız var. Bu kaplumbağalar her geçen yıl biraz daha azalıyorlar. Daha önce daha fazlalardı. Şu anda daha da gittikçe işte bazılarının oltaya dolanmış olarak buluyoruz. Su üzerine çıkamamış olduklarını görüyoruz. Suyun altında öldükleri görülüyor. Bazılarının ağzında poşetler buluyoruz. Ve buna benzer sebeplerden dolayı her geçen gün daha da kirleniyor. Bunun için ya da denizlerimizi korumak için, korumak adı altında neler yapmamız gerekir diyecek olursanız, bence belediyelere ve çevre örgütlerine, Turizm Bakanlığı'na bayağı büyük görevler düşmekte. Halkı bilinçlendirmeli ve belirli bölgelere, bazı popüler dalış bölgelerine, işte koruma bölgeleri yapılarak biz dalıcıları da nasıl diyeyim, işte ülkemize gelen turistlere ya da ülkemizde hali hazırda bulunan yerli dalıcılara yeni bölgeler açılabilir diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Zamanınızı da almak istemiyorum daha fazla. Tamam. Hocam çok teşekkür ederiz arkadaşım. Okyanuslar herkesin kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Bayram Hocam bir şey danışmak isterim. Baba Yalçın'a sıra geldi ama kendisi burada yok. Baba Yalçın'ın bir sunumu var. Dana gönderdi. Sizde de mevcut. Ben onu okuyayım mı ama haddim olmayarak yani o ruhla okuyabilir miyim? O ruhla anlatabilir miyim bir gazeteci olarak? Bilemiyorum. Siz bir gazetecisiniz. Size gönderdiğim metni okumamız lazım. Bu bir ahlaki de bir sorumluluk. Siz mi okumak istersiniz hocam, ben mi okuyayım? Hayır, bende metin yok. Sizde olmalı. Ben okuyayım. Tamam hocam, peki. Okuyorum o zaman. İsterseniz, evet, siz Baba Yalçın'ın metnini okuyun. Evet hocam, okuyorum. Bilal abi, ayrıca eksiksiz okuyun. Kelimesine dokunmadan okuyorum. Bilal abi, peki. Birkaç kişisel göndermişti. Onlarla eğer katkı sağlarsan sevinirim. Kusurum olursa affola. Baba Yalçın, balıkçılık sektörünün önde gelen isimlerinden biri, kanaat önderlerinden biri. Aynen şöyle yazdı. Sevgisiz Haziran 2020 Dünya Okyanuslar Günü için Baba Yalçın'ın sözleridir. 1960 yılını milat alırsak, 2020 yılına kadar 60 yıl acımasızca denizlerimizin her santimetre karesinde kürtajın her türlüsü yapılan ülke karasularımızda balıkçılığımızın kurtuluşu için mavi devrim niteliğinde çok acil neler yapılması gerekir? 10 şıkta balıkçılığımızın %71'ini kurtaracak çok acil önerilerinizi çok kısaca sıralayalım. Önce soru şu. 30-40 yıl önceki balık bolluğuna ve Türk çeşitliliğine kavuşmak için tüm balık türlerimizin eskiden olduğu gibi tekrar eski yerlerinde yatak yapması için hangi tedbirleri almalıyız? 1. Biyolojik koridor. İstanbul Liman Hudutları, doğuda Darıca, Yelkenkaya, güneyde tüm 9 adalar. Kınalı, Burgaz, Kaşık, Heybeli, Burka'da, Sedef, Neandros, Yassıada, Sivriada. Adalar silsilesi bir bütündür. Batıda Yeşilköy, Bayırlar. Kuzeyde İstanbul Boğazı, Karadeniz çıkışı. Sancağına, iskelesine, açığına en az 3 mil. Derhal oltayla avcılık dışında ava kapatılmalıdır. İstanbul Boğazı 1. Biyolojik Koridor'un %50'sini teşkil eder. Diğer %50'sini sınırları çizilen alandır. Bu karar en az 35 yıl önce alınmalıydı. Altta kırmızı boyalı alanlar. B. 2. Biyolojik Koridor. Çanakkale Boğazı, Marmara ve Ege çıkışları aynı şekilde. Sancağına, iskelesine, açığına en az 3 mil derhal oltayla avcılık dışında kapatılmalıydı. Bu 2. Biyolojik Koridor burnundan nefes alıp ağızdan vermek gibidir. 2. Marmara Denizi'nin tamamında dip trolünün ve istisnasız her türlü sürütmeyle yapılan avcılığın en az bir ay içinde bitirilmesi, sıfırlanması. 3. Tüm Türkiye karasularının tamamında gırgırların ışıkla balık avcılığı Almanya dahil sonsuza kadar tarih olmalıdır.
4. Tüm Türkiye karasularımız içinde asla 20 metreden büyük tek bir tane dahi balıkçı teknesi kalmamalıdır. 20 metreden büyük tekneler bizimle sınır ilişkisi olmayan uluslararası sulara ikili anlaşmalarla dönmemek üzere diğer ülkelere gönderilmelidir. 5. Balıkçı filosunda kapasite küçültme, geri çekme, birden fazla teknesi olan en büyüklerden başlamalıdır. Örnek, 2000 tane 10-15 metre tekne yerine 50 tane en büyük teknelerden alın, geri çekme yapılmalıdır. 6A, son uyarı, karasularımızda okyanuslar için avlanma aracı olan orta su trolü iç denizlerimizde metastaz yapmaya başlamadan derhal sonlandırılmalıdır. B, balık unu fabrikaları derhal kapatılmalı ya da konserve fabrikasına dönüştürülmelidir. 1 kilogram çiftlik balığı için 7 kilogram Karadeniz'in ıslak altını, hamsi balığını kibrit çöpü gibi yavru demeden katletmek resmen cinayettir, günahtır. 7. Okyanuslarda orta su trolü için olan taramalı sonarlar bir nevi iç deniz, göl olan karasularımız içinde kesinlikle yasaklanmalı ve kullanılmamalıdır. 20 metreden büyük tekneler bizimle sınır ilişkisi olmayan uluslararası sularda kullanılabilir. Önceleri 60 MHz olan çıkış güçleri ne oldu da 20 MHz'e indirildi? Yani gücü 3 kat arttırıldı. Neden? 8. 20 metre teknelere göre düzenlenecek her tür için, pelajik balıkları dahil, ayrı kota sistemi derhal hayata geçirilmelidir. Pelajik balıkları avlanma aracı olan gırgırların demersal ve semi pelajik balıkları toplu halde katletmesi adeta soykırım yaparcasına yanlıştır. Bunun gibi türlerin toplu halde avlanması tür kaybına sebebiyet verir, asla kabul edilemez. Bu türlerin toplu soykırımı denizlerimizin sahibi yok izlenimi yaratıyor. 9. Dalyanlar. Belli zümreye tolerans tanınan dalyanlar, pelajik balıkların havyar zamanı ilkbaharda Karadeniz'e çıkarken 1 Mayıs 20 Haziran arasında asla kurulmamalıdır. 10. Son madde, av yasağı. Tüm denizlerimizde endüstriyel için 1 Nisan 15 Eylül arasında olmalıdır. Lüfer, 23 santim total boy kaba çinekop altında oltayla dahil tutulmamalıdır. Diğer av araçlarının tümü 30 santim boy altında tutmamalıdır. Bir çinekop örneği vermiş Baba Yalçın. Son birkaç yıldır tüm gırgır troller tüm sene boyunca bu boydan bile küçük tohum çinekopu hunharca kazıdılar. Tüm tezgahlar bu boy balıklarla çakılıydı. Toplu katliam yapmasalar alttaki gibi 14,5 kilogram olacaklardı. 18 kiloya kadar yolu var. Detay vermiş. Hamsi 12 santim altında tutulmamalı. İstavrit 25-26 tanesi 1 kilogram gelmeli. O boy ne kadarsa onun altındakiler oltayla bile tutulmamalı. Tüm sene kıraça, tohum, hamsi satıldı. Tezgahlar çakılıydı. Yazık, günah. Devam ediyorum. 11. Kanal İstanbul yapmayı bırakın akıllardan bile geçmemelidir. İlk duyumdan ve sonrasında 15 Nisan 2018'den beri bu konuyu tüm yönleriyle inceledim. Tüm sosyal medyamda denizlerimin durumu, mercanlar, pinalar, kaykayla izliyorsun, müsilaj, bizdeki, ta Çin'deki çiftlik balıklarına kadar iyice kavransın ki Namibya 6 son bölüm, kısaca hepsinin yazılma sebebi Kanal İstanbul içindi. Ama 6. bölümü gördüğüm lüzum üzerine askıya aldım. Allah muhafaza, eğer ki yapılmaya kalkışırsa Marmara Denizi'nin tabutuna çakılan son çivi olur Kanal İstanbul. Eğer ki böyle bir şeye teşebbüs edilmeye kalkışılırsa deniz ve balıkçılıkla ilgili tüm konuları unutun, hafızalarınızı resetleyin. Hocam bu kadar. Gerisi birkaç parantez açmış. Çok kısa git videosu var. Kaya tuzunda dahil mikroplastik çıktıysa artık varın, gerisini siz düşünün demiş. Baba Yalçın'a da çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim vakıfta insanlar görüşlerini, açıklama özgürlüğüne sahipler ama bunu dinleyenler veyahut da bu konuşmayı, bugün konuşmaları yapanlar Baba Yalçın'ın görüşlerine katılmak zorunda değiller. Aynen öyle. Ama insanların düşünce hürriyetleri ve konuşma hürriyetlerine de saygı duyacağız. Evet hocam.
Hocam son konuşmacımız Selen Canbazoğlu. Evet. Deniz su altına çok gönül vermiş Aşkın abimizin kızı. Evet, Selen. Ben de yeni öğrendim. Aşkın'ın kızı. Bilmiyorum acaba. Evet, söz sende Selen. Bayram Hoca yeni merhaba. Öğrenmiş. Sesin geliyor değil mi şu an? Evet. Evet. Herkese merhaba. Ben Selen Canbazoğlu. Öncelikle TÜDAV'ın bu etkinliğine davet ettiğiniz için Bayram Hocam size çok teşekkür ederim. Bir yandan iletişim becerilerinde çok iyi olan ve bir müze programına destek olan Bilal'e ve tabii ki Gökhan'a da çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Çok kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Zaten şu an her şey çok kısaca gidecek. Belki de bugün bahsedeceğim konuların hepsi ayrı birer başlık. Ama vakit kısıtı sebebiyle bu şekilde yol alacağız. Ben Selen Canbazoğlu, Bodrum Deniz Müzesi'nin müdürüyüm. Çocukluğumdan beri denizde iç içeyim. Sualtı arkeolojisiyle, arkeolojiyle kendim aynı zamanda amatör kaptanım ve dalış eğitmeniyim. O yüzden denizle ilgili farklı yönleriyle denizin farkındalıklarım var. Şu anda bugün bahsedeceğim konum şu. Bu kısa konuşmamda müzelerin eğitim ve iletişim işlevleri, denizel ekosistemi koruma farkındalığını oluşturmak ve denizcilik kültürünü aktarmak konularında müzelerin görevlerinden bahsetmek istiyorum. Bugüne özel daha farklı bir konu olacak herhalde. Öncelikle Bodrum Deniz Müzesi'nden biraz bahsedeyim. Bodrum Deniz Müzesi Türkiye'nin ilk ve tek özel denizcilik müzesi. Özel diyorum burada çünkü komutanlık müzeleri, müze gemiler ve üniversitelerin müze olarak lanse ettikleri koleksiyonları tabii ki de var. 2011 senesinden beri faaliyette olan Bodrum'un yerel denizcilik kültürünü aktaran farklı koleksiyonları olan bir müzeyiz. Balıkçılık, süngercilik, bağışlarla oluşan Cefakko koleksiyonu, Cevat Şakir Kabahatçı koleksiyonu ve arkamda gördüğünüz 6000 yakın deniz kabuğundan oluşan Hasan Güreşçi Deniz Kabukları koleksiyonu gibi koleksiyonlara ev sahipliği yapmaktayız. Şimdi müzeler dediğimizde müzelerin günümüzde algısı geçmişe nazaran biraz daha değişti. Geleneksel müzecilik anlayışından Türkiye olarak konuştuğumuzda son 20 senede sıyrıldık. Yani eserleri bir araya getirme, sergileme ve koruma işlevleri zaten olması gereken işlevler. Fakat bunun yanında eğitim ve iletişim işlevlerinin üzerinde durmaya başladık. Tam da bu konuyla ilgili aslında müzelere de çok görev düştüğünü düşünüyorum. Çünkü artık müzeler günümüzde tüm dünyada yaygın eğitim kurumları olarak sayılıyorlar. Bu anlamda bir takım örnekleri tabii ki de Bodrum Deniz Müzesi'nden örneklerle vermeye çalışacağım. Eğitim programları dediğimizde denizel ekosistemi koruma farkındalığının artması, denizcilik kültürünün daha doğrusu insanların kendi kültürüyle aidiyet bağlarını kurmayı sağlamak ilişkilerinde eğitimler ve özellikle çocukların bu işe dahil edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bu anlamda müze olarak bir takım eğitim programları yürütüyoruz. Bunun yanı sıra bir yayın evi kurduk geçtiğimiz sene. Bu konularla ilgili yayınlar da çıkarmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda sadece tabii Bodrum Deniz Müzesi programları değil, genel olarak bu konuyla ilgili bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın müzelerle uyguladığı bir takım programlar var ve öğrenciler müzelerde ders görüyorlar. Ve bu durumun etkili öğrenme açısından ne kadar önemli olduğu artık anlaşılmış durumda. Yani biz bu denizlerle ilgili farkındalıklarımızı oluşturmak için aslında müzeleri birer aracı olarak kullanabiliriz. Burada da kurumlar ve kuruluşlarla olan ilişkilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki müzeler kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve kurumlar. Ve bu anlamda birçok kurum ve kuruluşun desteğini aldığımızda daha iyi projelerle daha etkili olabileceğimiz inancındayım. Ki biz bunu Bodrum Deniz Müzesi olarak yaptığımız, düzenlediğimiz yarışmalarda, düzenlediğimiz sempozyumlarda, çıkaracağımız yayınlarda etkili bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bir yandan önümüzdeki 6-9 Ekim arasında Ege Üniversitesi ile işbirliğinde Bodrum Deniz Müzesi ile ortak düzenlediğimiz Uluslararası Malakoloji Sempozyumu var. Son özet tarihleri 30 Haziran'da.
Bu tip çalışmalarda da tabii ki de Ticaret Odası ve Bodrum İmeak Bodrum Deniz Ticaret Odası'nın desteğini alıyoruz. Zaten Bodrum Belediyesi'ne ait bir kurum olduğumuz için Bodrum Belediyesi her zaman arkamızda. Bu tip projelere daha çok destek almamız gerektiğini düşünüyorum. Son olarak başımıza gelen kötü dediğimiz olayların kötü olmadığını, sonuç belirtmeyip moral belirttiğini düşünerek ancak kötüden doğacak iyi sonuçlara odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Pandeminin ekosisteme, denizel ekosisteme, sosyal hayatlara yaptığı etkilere baktığımızda nefes alan dünya, her düşünce seviyesinden farkındalığı artan insan gerçeğiyle karşılaştık. Biz müze olarak müzelerin eğitim ve iletişim işlevlerini daha etkili kullanmak, denizel ekosistem, denizcilik kültürü ve denizlerle nefes alabildiğimiz gerçeğini daha iyi aktarmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Yapılan ve yapılacak müze çalışmalarına destek olunmasına, sürdürülebilir çalışmalarımıza katkıda bulunacak çeşitli kurum ve kuruluşları her zaman yanımızda görmek isteriz diyerek sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Soruları olan varsa alabilirim. Çok teşekkürler. Selen, çok teşekkür ediyoruz. Bodrum Müzesi'nin deniz kültürüne katkısı da yatsınamaz. Aksona Mehmet koleksiyonu da çok özel. Evet, ona da ayrıca teşekkürler. Hocam, oturumlar sona erdi. Sizin söz vermek istediğiniz isimler var herhalde. Betül Hanım, Ahmet Cevdet Hoca gibi. Kime söz vermek istersiniz hocam? Ben önce Selen, çok tebrik ediyorum. Aferin. Çok başarılı görünüyor. Birinci Malakoloji Kongresi'ni biz yapmıştık. Ege Üniversitesi bizi yolmuştu. Demek ki şimdi size mi geldiler? Aslında ben onlara gittim. Onlar bize gelmediler. Onlar bu sempozyumları düzenlediklerini söylediler ama kaynak eksikliğinden daha devamı gelmemiş. İkincisi de yapılmış. Üçüncüsünde kalmışlar diye aklıma. Evet, çok tebrik ediyorum. Çok önemli o sempozyum. Malakoloji sempozyum. Onu destek olmak gerçekten gururla tebrik ediyorum. Gökhan'cığım, tamam. Benim bütün gün herkes çok yoruldu. Benim söyleyecek bir defa çok bir şeyim yok. Size hem sana hem Bilal'e çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum. Zaman da çok geç kaldı. Ahmet Hoca, Ahmet Cevdet Yalçın Hoca, Sensei Lokodes, burada mısın? Lokodeska. Bir tane tekne yaptırmış. Dün bana göndermiş fotoğrafını. Adı Sensei. Japonca hoca demek. Evet, üstad hoca. Evet. Bizi dinliyor mu, dinlemiyor mu? Dinlemiyor herhalde. Bilal abi, ses açabilir miyiz? Ahmet Hoca burada mı? Hemen bakıyorum. Cevdet Yalçıner. Sayın Cevdet Yalçıner'in, evet, mikrofonunu açtım efendim. Sesim geliyorsa öncelikle Japonya'ya, Bayram Hoca'ya selamlar, sevgiler. İyi ki bana bilgiyi yollamış. Bugün Fethiye'ye sabahtan beri yolda araba kullandım ve hep sizi dinledim. Çok da mutlu oldum. Gökhan Bey, sizi de kutluyorum. Sesimi alıyorsunuz sanıyorum. Hocam, evet. Çok kısaca bir dakikada bitireyim. Bütün konuşmalar çok güzeldi. Ben de bir cümle ekleyeyim. İklim değişikliği doğal afetlere, denizdeki afetlere de bazı değişiklikler getiriyor. O konuda da bir dikkat çekiyorum. Ve tüm katılanları kutluyorum. Ben de Fethiye'ye vardım. Sensei isimli tekneme herkesi davet ediyorum. Orada böyle bir güzel sohbeti, elimizde kadehlerimiz, denizin güzelliğiyle yaşayalım diyorum. Herkese gerçekten beklediğimi söylüyorum. Hocam çok teşekkürler, inşallah. İnşallah. Hocam aynı tekneden sana da alalım veya gel beraber kullanalım. Ortak arıyorsun herhalde. En iyi tekne arkadaşın teknesidir diye biliyorum ben. O da benim zaten. Teklemle beraber. Çok teşekkür ederim. Sunuyorum. Sağ olun. Betül, bir şey söylemek ister misin? Betül Hanım. Sesini açın. Hanım lütfen. Sesi açıyorum da onaylaması lazım. Evet, buyurunuz. Onayladım. Bir şey söylemek ister misiniz? Yani zaten dediğiniz gibi herkes epey yoruldu, o yüzden ben hani çok baştan kendimden, çalışmalarından çok fazla bahsedip sizi yormak istemiyorum ama kısaca şunu söyleyebilirim.
Ben küresel çevre politikaları çalışmıştım doktora da genel alanım olarak ve özelinde de açık denizlerdeki deniz koruma alanları üzerine, işte Altı Okyanus bölgesinde. Ve burada hani benim iki gözüme çarpan nokta diyeyim, hani çıkardığım derste buradan biri, bölgesel kurumların ne kadar güçlenmiş olması önemli. Bundan sonra da hani bunlara hani gene dikkatle bakmak gerekiyor. Bir de hani farklı aktörlerin bir arada olduğu bir toplumsal ağ gibi düşünürsek o bölgelerin yönetimini, sivil toplum kuruluşlarının böyle çevreyle ilgili kuruluşların katkısının ne kadar olumlu olduğunu hani gözlemlemiştim. Şimdi son zamanlarda bu açık denizlerle ilgili özellikle çevresel yönetişimiyle ilgili bir uluslararası anlaşma müzakereleri yürütülüyor. Son evet. Dönemde de onu takip ediyorum. Böyle hani benim ilgi alanım başlıca bu şekilde. Aslında soru sorma hakkımız var mı? Ben bir soru soracaktım da Kübra Ceviz'e. Tabii. Tabii tabii. Tabii ki hocam. Tabii. Kime soracağınızı söyleyin yalnız. Kübra Ceviz. Evet. Kübra Hanım. Evet. Merhaba, dinliyorum. Merhaba. Teşekkür ederim, projenizden de bahsettiniz biraz, bu UNDP ile yaptığınız projeden ve orada hani şeyden bahsettiniz yani yapılan da işte yara bandı olmasın ama daha işte kalıcı etkileri olsun diye. Hani bizim de işte benim de biraz farklı konularda proje deneyimi olmuştu. Orada iki şey genelde hani zor oluyor. Biri gerçekten hani yara bandı olabiliyor mu veya işte fark yaratabiliyor mu? Bu fark kalıcı olabiliyor mu diye. Ve bunu biraz yapabildiklerinizden biraz da yapamadıklarınızdan öğreniyorsunuz. Çünkü sahada projeyi uygulamak başlı başına çok zorlukları olan bir süreç. Hani siz bu özeldeki deneyime bakarsanız gerek toplumsal cinsiyet boyutu bakımından gerek balıkçılık veya daha geniş hani çevre meselesi bakımından hani bunun etkili ve sürekli olması için yaptığınız şeyin nelere dikkat etmek lazım? Yani neler zor oluyor? Hani varsayımda bulunuyorsunuz sahaya çıkınca ve onu uygularken zorluk çıkıyor. Mesela neydi en belli başlı gözlemleriniz bu alanda bir proje yürütürken? Aslında şey söyledim, projeye biz yeni başladık ama projenin fikir aşaması çok uzun sürdü. Çünkü uzunca bir süredir aramızda konuşuyorduk hani bunu nasıl değerlendirebiliriz. Çünkü kadın olarak erkeklerin biraz görmediği farklı detayları görebiliyoruz. Bu konserve mevzusu, Mavi Gezegen Mavi İşler Projesi ismi de bu. Yani ne yaparsak kalıcı olur diye düşünürken, çünkü sahada gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi kadın balıkçılarla ilgili çok sayıda proje yürüttü arkadaşlar, çeşitli sivil toplum örgütleri, işte Akdeniz Koruma Derneği, işte Sualtı Araştırmaları Derneği, işte UNDP'nin destekleri falan. Sahada gördüğümüz şey kadınların kendi deneyimleri dışında, yani yaptıkları şey balıkçılık. Onun dışında farklı bir şey yaptırdığınız zaman bu kalıcı olmuyor çünkü bunu sahiplenmiyorlar. Yapmak istedikleri ve sevdikleri şey, denizle uğraşmayı da seviyorlar. Dolayısıyla konserve mevzusu bu anlamda öne çıktı kendi aramızdaki görüşlerde. Çünkü bu şeyi yapmayı seviyorlar. Zaten yaptıkları bir şey. Artan balıkları değerlendiriyorlar. İşte ekonomik türü olmayan ama tutulan balıklardan evlerine konserve üretiyorlar. Bunların tarihlerini kendi aralarında paylaşıyorlar. Kalıcı bir şey olsun diye düşündüğümüz için böyle bir şeye giriştik. Daha önce de deneyimlediğimiz şeyler, işte kadınlar şunu da yapsın, işte çanta da üretsin, yok işte ekonomisine katkısı olsun diye şunu da öğrensin, bunu da öğrensin, bu tutmuyor. Yani o insanların denizle kurduğu ilişki böyle değil. Onlar da balığa çıkıyorlar, ağ örüyorlar, işte şey yapıyorlar, balık tutuyorlar. Kalıcı olmasını isterseniz eğer onların gerçekten sevdiği ve yapmak istedikleri şeyi onlardan dinlemeniz gerekiyor. Yani siz dışarıdan acaba bu güzel olur mu ya da bunu yapsak çok güzel olur dediğiniz şey genelde tutmuyor. O yüzden o yara bandı oluyor. Yani gerçekten kadınlar neler istiyor bunu dinlemek gerekiyor. Yani bu alanda çalışan isimler hocalarımız biliyorlardır. En fazla hani çok güzel bir diyalog yakalayan Huri arkadaşımızın deneyimleri, Esra Kartal arkadaşımızın deneyimleriyle biz böyle bir şeye varsayıma yani sonuçlandırdık böyle bir şeyi. Bu hani birazcık herhalde deneyimlemek, sahada deneyimlemek ve onların gerçekten ne istediğini iyice dinlemek, kulak vermek gerekiyor. Peki, teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Betül Gökgen'in bizim vakfın deniz postasına yazdığı
bir yazı var. Merak edenler açık denizlerin korunması ve yönetimi ile ilgili merak edenler onu okuyabilirler. Gerçekten bugün çok zor ve çok güzel bir gün oldu. Zor bir gün oldu çünkü herkes çok yoruldu. Güzel bir gün oldu çünkü Okyanuslar Günü ilk defa çok değişik sektörlerden insanlarla tartıştık. Balıkçılık endüstrisinden petrol kirliliğine, dalış endüstrisinden marinacılığa, marinacılıktan başka sektörlere kadar aynı zamanda korunması gereken türler, iklim değişikliği, jeopolitika, sabahki oturumda kurumlar, kurumsal gelişmeler gibi birçok şeyi konuştuk. Özellikle koruma alanları gibi konularda. Arkadaşlarımız bu konuda bir YouTube çalışması hazırlıyorlar. Bitince onu sayfamıza koyacağız. Onun için ben bütün dinleyenlere geldiğiniz için, katıldığınız için, zaman harcadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada birçok çok sayıda devlet kurumu da bugün bunu takip etti. Başka hem başta sahil güvenlik ve değişik bakanlıklarımızdan insanlar bu toplantıyı takip ettiler. Toplantının katılımı da gayet yüksek oldu. Onun için bize kalırsa amacımıza ulaşmış sayılırız. Gelecek sene Okyanuslar Günü'nü yeniden kutlayacağız. Profesör Deniz Çoban'ın konuşması çok ilginçti mavi ekonomi ile ilgili. 5-6 Mayıs Aralık 2020'de de Marmara Denizi ile ilgili ve Türk Boğazları ile ilgili büyük bir sempozyum düzenleyeceğiz. TÜDAF sayfasında bununla ilgili çok fazla bilgi var. Daha şimdiden çok şey yapan, bizi heyecanlandıran makaleler geliyor. En son gelen makale Marmara Denizi'ndeki batıklarla ilgili, Çanakkale batıkları ile ilgili. Dolayısıyla onun için de çok heyecanlanıyoruz. Toplantımızın tarihini lütfen not edin. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu toplantının aynı zamanda notunu aldı bizim TÜDAF'da çalışan arkadaşlar. Notlarını aldılar. Tekrar geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Saat 17.04 bildiğim kadarıyla Türkiye'de. Burada saat 1. 11. Bilmiyorum başka ne konuşmak istiyorsunuz? Cemil Şen var orada. Albay Cemil Şen. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Elif çocukları öpüyorum. Tuğba Terbiyek çok geç kaldı. Neredesin bu zamana kadar Tuğba? Köfte mi yiyordun? Saat toplantı bitmiş. Şey geliyor. Ben çok teşekkür ediyorum hepinize tekrar. Eğer Vahdet Hocam hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Eğer başka soru olursa mailler üzerinden konuşabiliriz. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ve katıldığınız için, katkıda bulunduğunuz için. Gökhan çok teşekkür ediyorum sana da. Bilal'e de çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek sene de daha iyi bir program yapacağız. Gelecek seneki programı mesela başka bir kurum yapsın ve bizi konuşmacı olarak çağırsın. Biz yapmayalım. Başka bir kurum yapsın. Var mı Selen, gelecek sene sen yapabilir misin? Ben sana destek olayım. Vallahi çok sevinirim hocam. Tabii ki neden olmasın. Bodrum Deniz Yok. Müzesi olarak yapalım. Tamam. Hem Bodrum'a geliriz. Ben de geleceğim. Tamam. Gelecek sene. Tabii ki de. Gelecek sene. Sen şimdiden yaz. Bu sene tamam. Gelecek sene biz yapacağız. Bu işi diye. Programı al. İnce mandalina kaldı mı Bodrum'da hala? Kesilmedik mandalina, ince mandalina. Var, hala var. O konuyla ilgili çalışmalar da var. Yok olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Müthiş. Birinci ve ikinci rifte dalış da yaparız. Tabii ki de. Hadi babacığına çok selamlar. Hepinize iyi akşamlar. Çok sevgiler. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Hasan hocam, Hasan Kaçmaz arkadaşımız bize her zaman destek veriyor. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Hakan Çendik kardeşime onlara çok teşekkür ediyorum. Türk TÜDAF personeline teşekkür ediyoruz. Tuğba bir şey mi söyleyecektin sen? Türme Padan bugün gelip yüzüp sonra çok güzel toplantı oldu diyen arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Hocam. Buyur Tuğba. Sizlere çok teşekkür ederim. Böyle güzel sunumları bizlere ulaştırdığınız için. Bugün sabah itibariyle sizi dinliyordum ama mikroskop başında bir yandan çalıştığım için kameramı açamadım.
Benim için çok güzel oldu. Çok böyle hap gibi bilgiler oldu. Size çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ben teşekkür ediyorum. Ben de gurur duyuyorum. Doğu Akdeniz'in en iyi fitoplankton uzmanıyla konuşuyorum ben şu anda. Teşekkür ederim hocam. Zooplankton yayınlarına takip ediyorum. Bakıyorum tek tek. Buraya çağırdığım herkese ben bakıyorum ne yapıyorlar. Hiç boş adam çağırmıyorum buraya. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de sizlerle çok gurur duyuyoruz ve onu hep birlikte. Çok teşekkür ederim. Onu vereceğim. Çok teşekkür tamam. Ederim. Adana'ya geleceğiz. Hep birlikte. Çok sevgiler. Hocam. Eda'cığım görüşürüz seni de. Hadi bakalım. Kıza selamlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Saygılar. Selamlar. Üzere. Çok sağ olun. Hocam görüşürüz. Ben bir açıklama yapabilir miyim? İyi akşamlar. Buyur Gökhan bir şey söyleyeceksen. Evet. Evet, hocam yayınımız... Tanımadığım insanlar var orada, o tanımadığım insanlar özür diliyorum. İsimlerini bilmediğim için onlardan özür diliyorum. Evet, yayınımız hem YouTube üzerinden hem de Bilal abinin altyapısıyla pek çok yerde yayınlanacak. Facebook ve Instagram gibi sosyal medya mecralarından da bilgi vereceğiz. Katılımcılara ben ayrıca mail göndereceğim. Nefesinize sağlık, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki izlediniz, evet. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet. Çok cömertsin Akdeniz bizim vakfın TÜDAB'ın şarkısı. Gelecek sene onu çok büyük bir müzik yapacağız. 22 ülkede birlikte söylenecek gelecek sene. Onun için herkes yaratıcı olsun ve iyice bakın ne yapabiliriz hep birlikte. Onun için son bölümü İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Rumca, Arapça vesaire. Onun için Sergio fark etmemiş bile Rumca, İtalyanca, Fransızca olduğunu. Hepsi aynı yeter ki. Hepsi aynı hocam. Aynı renkte kuşlar beraber uçarlar. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi akşamlar. Saygılar. Sağ olun hocam. Sağ olun. Herkes kendi açabilir mikrofonunu. Bir şeyler söylemek isteyen varsa. Herkes kendi açabilir mikrofonunu. Merhabalar. Ben Cemil Yarbay ama bugün iş nedeniyle çok fazla giremedim ama çok güzel sohbet oldu inanıyorum. YouTube'da gece vakti tekrar seyredeceğim inşallah. Bekliyorum hayırlı dileklerinizi. Japonya'ya çok selamlar hocama. Boğaz manzarası gönderdim inşallah görmüştür birazdan servise geçerken. İyi vakit kendinize diyorum. Sağ olun, okyanus gününüz kutlu olsun. Merhaba, ben Hüseyin Özbilgin. Mersin'den herkese çok selamlar. Bütün katılımcılara çok teşekkürler. Hocam Japonya'ya da çok selamlar. Kendinize iyi bakın lütfen. Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. Çok sağ olun. Ben de bir şey söyleyebilir miyim Bayram? Buyur ağam Nesrin. Sen söylemesen ne olur ben mahvolurum. Bir kere orada birisi hamsiye balık dedi. Şiddetle kınıyorum. Hamsiye bir Karadenizli olarak nasıl balık dersiniz bilmiyorum. Biliyorsunuz hamsi nevi şahsına münasır bir canlı türüdür. Tamam ben de gelince döveceğim onu not ettim. Tamam. Ben de şu anda bu etkinliğe dinlemekte olan benim denizel çevre politikaları sınıfımın öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Tabii Ankara'da ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde olunca denizle ilgilenmiyoruz diye düşünen olabilir. Ama gördüğünüz gibi sosyal bilimcilerin de denizlerle ilgili söyleyecek çok şeyi var. Yapacak çok işi var. Umarım hepsi bundan sonra daha iyi birer denizci olma için bugün yeterince ilham almışlardır. Hepinize çok teşekkürler, çok sevgiler. Çok teşekkür ederim. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Ben Bayram Hocam'a özellikle teşekkür ediyorum. Bu Akdeniz şarkısının sözleri kendisine ait. Bir şair olmadığını söylüyordu ama sözler mükemmel oldu. Çok da güzel oldu. Bu toplantı için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok bilgilendik. Siz de çok başarılıydınız Gökhan Bey. Size de teşekkür ediyorum. Herkesin Dünya Okyanuslar Günü'nü kutluyorum. 1 Temmuz benim doğum günüm. Denizcilik ve kabotaj bayramı. O gün de bir etkinlik istiyorum hocam. O gün de bir etkinlik. Tamam yapalım. Teşekkürler. Çarşamba günü geliyor. Dalış yapalım ama hocam. Handan Hanım'ı deyince aklıma dalış geliyor. Evet. Altında. Ben burada sushi lokantasına gideceğim. Gökhan sen orada dalış yaparsın. Ay, sizi bekliyorum. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Arda çok teşekkür ederim hocam.